Erdoğan'ın şu anda kullanmadığı ama kullanabileceği siyasi silahlarını kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bu da DEM Parti ile ve Yeniden Refah Partisi ile tekrar pazarlığa oturmasıdır. Sayın Sencer, Fatih Erbakan'ın Menzil Tarikatı'na yaptığı bir ziyaret var. Bu da bu anlamda hani çok bir pazarlık görüntüsü varken bundan bağımsız düşünebileceğimiz bir ziyaret mi? Çünkü geçen seçimde bu tarikatlar desteğini açıklamıştı Erdoğan'a. Şimdi böyle bir tarikatların desteğini kaybetme, yeniden refah aleyhine kaybetme gibi bir durum olur mu? Ve bu bir mesaj mı? Hayır. Erbakan'ın görüşme yapmış olması. Muhtemelen ben onun şöyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbir bilgim yok. Bir şekilde Menzil Şeyhi dostları aracılığıyla Erbakan'ı Menzil'e götürttü. Davet ettiler oraya. Ve bu işi yapma diyorlar. Menzil tarikatı mensuplarının Erdoğan'ın dışında birisini destekleme ihtimali milyonda sıfır, yüzde değil. Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Neden böyle? Bütün gücüyle Erdoğan'ı destekler. Bu tarikatları biraz bilenlerin kolaylıkla anlayacağı bir şeydir. Hı. Ve Erbakan'ın da oraya gitmesi kendisinin isteyerek yaptığı bir ziyaret değil. Bir şekilde birileri Erbakan'ı o Şeyh Efendi'nin yanına götürdüler. Çünkü Erbakan'ın babası da dervişti biliyorsun. Bir şeyhe de bağlıydı. Tarikatlara karşı orada birçok ehli tarik insan var Yeniden Refah Partisi'nde. İskender Paşa'ya bağlı bir sürü insan var orada. Onlar bir şekilde oraya götürdüler ve Menzil Şeyhi'nin onu etkilemesini istediler. Ben Erbakan'ın kendi isteğiyle gittiği bir ziyaretten ziyade birilerinin onu oraya yönlendirdiği kanaatindeyim. O Şeyh Efendi'nden biraz nasihat alsın diye. Peki Sayın Sencer, genel seçim için de yaptığınız bir araştırma var. Yerel seçimi konuşuyoruz ama orada bir oy düşüşü görüyoruz. İktidar partisinde 2 puanlık bir düşüş var. CHP'de bir artış var. DEM'de bir artış var. İktidar partisindeki düşüşü neye bağlarsınız bu süreçte? Yeniden Refah Partisi oyunu 2 misline çıkardı, 5'e çıkardı ve direkt Erdoğan'dan aldı, AK Parti'den aldı. Evet. AK Parti'nin oyu 35'ten 33'e düşmüş. Öbürsünün de oyu 2,5'tan 5'e yükselmiş. Dolayısıyla AK Parti'deki düşüş beklenen düşüştür. Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oydur. Dolayısıyla yani sözü edilecek kadar büyük bir düşüş değil. Yani AK Parti'nin oyu 35'ten 30'a düşmedi. Yeniden Refah Partisi'ndeki artışı karşılayacak kadar bir düşüş var. Bu beklenen bir durum. Onun için diyorum, Yeniden Refah Partisi ne alırsa Erdoğan'dan alacak, AK Parti'den alacak. Erdoğan'ın bunu durdurması lazımdı. Ben hala durdurabileceği kanaatindeyim. Bakalım böyle bir... Bu işi bedavaya halletmeye çalışıyorlar. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Peki. Yani verecektin ki alabilirsin. Peki sayın... Çok açık. Evet. Ha şunu söyleyeyim son olarak. Şu anda kurum demiyorum ona, Erdoğan'la İmamoğlu arasında 3 puanlık bir fark görünüyor. Şubat ayı araştırmasında. Bu fark İmamoğlu'nun seçimi kazandık diyebileceği, İmamoğlu seçimi alıyor diyebileceğimiz bir fark değil. Bu kısmen İmamoğlu lehine ama bir bıçak sırtı yarış olarak tanımlanabilir. İmamoğlu'nun hem İYİ Parti'den hem de DEM Parti'den biraz daha fazla oy alması lazım. Ve Kılıçdaroğlu ve ekibinin de İmamoğlu CHP'nin bugünkü yönetimine yönelik negatif propagandasını, negatif tavrını nötrleştirmeleri lazım. Ben hala yarım puan, bir puan civarında İstanbul'da bir Alevi kökenli CHP seçmeninin sandığa gitmeyebileceğini veya başka birisine oy verebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir sualimiz vardı bizim. CHP kazanmasın diye AK Parti adayına, CHP adayı kazanmasın diye AK Parti adayına oy verir misiniz diye sorduğumuzda CHP'lilerin %4'ü evet diyor. %10'u da bu konuda cevap vermek istemiyor. Ve bizim yaptığımız, son aylarda yaptığımız ölçümlerde
İstanbul'daki Alevi seçmenlerin, her ay biz bunu soruyoruz, Alevi seçmenlerin İmamoğlu'na desteği 10 puanlık bir düşüş göstermiş. Aleviler içerisinde CHP'li Alevi seçmenlerin İmamoğlu'na olan desteği 2 ay önceye göre %10'luk bir azalma var. İmamoğlu'nun bu veriyi dikkate almasını tavsiye ederim. Peki bu değiştirilebilir mi bu görüş? Yani CHP içerisinden bir aleyhte çalışma olabileceği görüşü bu süreçte 25 günde değiştirilebilir mi? Burada Kılıçdaroğlu'na bir görev düşmekte mi sizce? Her şey değiştirilebilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun arzularının, hırslarının ne olduğunu bilmek lazım. Ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin İmamoğlu ve şu andaki CHP ekibinden intikam peşinde olduğunu düşünüyorum. Ve intikamın insanlara verdiği zevk, zaferin verdiği zevkten daha fazladır. Ama Kılıçdaroğlu da bir insandır. İkna edilebilir. Ama yarım puan bile olsa, hatırlar mısınız? Hepiniz hatırlıyorsunuz şüphesiz. Geçen yerel seçimde İmamoğlu İstanbul'da 13 bin oy farkla kazandı. İptal edilen seçimde fark 13 bin oydu. Hı hı. Bu %0.10'da 2'ye tekabül ediyor. Binde 2'ye tekabül ediyor. Eğer Kılıçdaroğlu'nun yarım puanlık böyle bir oy varsa İstanbul'da, ben bu yarım puanın peşine düşerim şahsen. Peki Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine dair, yani 1 Nisan için İstanbul kaybedilirse ya da kazanılırsa bu durum nasıl etkilenir? İstanbul kaybedilirse ve diğer bazı büyük şehirlerde, şu anda CHP'nin elindeki büyük şehirlerden bazılarını kaybederse, ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin 1 Nisan'dan sonra olağanüstü bir kurultay isteyeceği kanaatindeyim. Bu gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ama ben böyle bir şeyin olacağına inanıyorum. Özgür Özel'e sorarsanız böyle bir şey olmayacak der. Ama siyasi realite böyle bir şeyin olabileceğini gösteriyor. Bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Ataşehir Belediye Başkanı, Bakırköy Belediye Başkanı ve Sarıyer Belediye Başkanı'nın son 3 aydaki tavırlarına dikkat edin. Bu tavırlar İstanbul'da neler olabileceğinin işaretleridir. Hı hı. Birisi bağımsız aday oldu. Kendisine sorduğumuzda tabii ki İmamoğlu'na yani desteklemeyeceğim demedi, destekleyeceğini söyledi. Siz inandınız mı? Benim inanıp inanmamak değil ama aktardım. Canlı yayınımızda böyle söyledi. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Hı hı, peki. Peki çok teşekkürler Sayın Sencar aktardıklarınız için. Ben de teşekkür ederim.